Saniye. Evet, merhaba arkadaşlar. Şu anda Kaleköy'ündeyiz. Benim çok sevdiğim ve akrabam olan Bilal Gedik abiyle beraber şu anda Çilişli mevkiinde bir karışık keçi boynuzu, zeytin, limon, yeni dünya, incir olan kapama değil de koleksiyon bahçesi gibi bir bahçede bugünkü konumuz keçi boynuzuyla ilgili. Yani harnıp deriz biz. Haraç da deriz. Bilal abi biraz anlatır mısın? Yani haraç deyince, keçi boynuzu deyince ne aklımıza geliyor? Yani şimdi bunlar biz keçi boynuzundan ilaç olarak ebe dede şeyimizden duyduğumuz, öğrendiğimiz ilaç, yavrum bunu derler ebelerimiz, dedelerimiz, annemiz, babamız rahmetlikler. Şimdi bak, bundan aşı alıyoruz. Şu aşı gözleri. Yalnız Şurada evet. şu gelecek senenin Meyvesi meyve mi? gözü. Ay şunu bir çekeyim abi. Çok güzel. Şimdiden Aman koparma onu. yo, şimdiden Evet. gelecek senenin meyvesini şimdiden Şu gösteriyorum. anda taslak. Yani Taslak, evet. bu Ama tomurcuk taslağı. şunlar da aşı gözümüz. Bunlardan aşı yapacağız şimdi. Genelde şu gözler mi abi? Evet, Yani aşı evet, gözleri. evet. Bunlar. Evet. Tamam Bunlar abi. hiç yürümemiş ama bunlar yürümüş. Ne zaman aşılanıyor genelde Bilal abi? Genelde Nisan ayının başında, işte Evet. Mayıs'ın 20'sine kadar vurulabilir yani. Bugünleri vurulabilir. Tamam. Bir ağaçtan ne kadar? Mesela 3 yılda meyveye üç oturuyor mü bu. 3 yılda meyveye oturuyor. Evet. Şu ağaç kaç yaşında mesela şu Şu ağaç andaki? şu anda 5 yaşında. 5 yaşında. 3 yılda meyveye oturuyor. Evet. 5 yaşındaki bir ağaç ne kadar verir tahminen? Tahmini eğer güzel bakılır da şey yapılırsa, Budama yapılırsa budama falan, terbiye yapılırsa, kendi yapılırsa. terbiye yapılırsa kendi kendine şey bırakmaya He. olmaz. Mutlaka terbiye yapılması gerekir. Yani 30 ile 40 kilonun üzerinde meyve verir. Ha, çok güzel. Evet. Abi yani ileride istikbal vaat ediyor mu haraç? Ne diyorsun sen? Geçen yıl 40 liraya sattılar. Çok Geçen sene ilginç. 40 liraya sattılar keçi boynuzunun kurusunu, meyvesini. Çok güzel. Yani bu bir şeyde gidiyor. Şimdi Sanayiye de gidiyor. Bilal abi tabii bu meyve su istemiyor, toprak İlk seçmiyor. senelerde su ister fidayı yeni İlk dikersen. Ama evet. bu kendiliğine çıkmış. Burada Kendiliğinden ormana çıkanlara çıkmış. herhangi bir su ilavesi İlave vermenize gerek istemiyor. yok. İstemiyor. Aşılayıp gidiyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Görüşürüz. Hoş geldin. Evet. Şimdi keçi boynuzu aşısı yapacağız beraber. Bilal abiyle beraber. Gözleri aldık az önce. Sürgünle 1 yıllık sürgünlerden yani Evet. Geçen aldık. yılki sürgün. Geçen Aynen. yılki sürgünlerden 1 yaşında. Şimdi aşıyı yapıyoruz. Şimdi aşıyı yapıyoruz. Bakın bıçakla iyice yakın çekelim abi. Evet, nasıl aldığını gösterelim. Göz aşısı yapıyorsun değil mi? Evet, göz aşısı yapıyoruz. Bugün Mayıs'ın 10'u mu? Evet, Mayıs'ın 10 10 10 11'i. 11'i. Evet. Gövdeyi böyle kesiyorsun. Kesiyoruz. T şeklinde. Evet, böyle açıyoruz. Açtın. Şöyle, Bıçakla evet. kabuk veriyor. Gayet Evet. güzel. Dur abi, şuradan alalım. Bir saniye yerleştirirken tam çekelim. Evet. Yerleştirdiniz. Sonra üstten. Küt diye oturttuk. Tam kambiyumların birbirine dokunması Evet, lazım. evet. Öpüşmesi gerekiyor. Şimdi de bağımızla Şimdi bağlayacağız. aşı bağımızla da bağlıyoruz. Bakalım bu da tutacak mı? İnşallah. Çünkü Buna bir tane değil, iki tane yapacağım hocam. evet, çünkü tek olmayabilir. Evet, birisi şaşarsa birisi Öbürü şaşmasın. üstten mi sarmaya başlıyorsun Evet, Bilal abi? üstten sarıyorum. Bir de bunu 20 gün sonra, Evet. bu 15 gün, Kontrol şu edeceksin. 15 günlük mesela tuttuğunu biliyoruz ama bunun alt tarafını çiziyorum, üst tarafı kalıyor. Neden? Kabuk kurumaya geçtiğinde aşıyı bırakma şansı var. Kabuk kalın olduğu için kendine geri çekiyor. Onu bırakmamamız lazım. Yani üst tarafını mı? Üst tarafını yeniden bağlıyorum. Hafifçe böyle yumuşak bir şekilde bağlıyorsun. Aynı. Alt Üst tarafını aynı bağına bağlıyorum. Alt tarafını bırakıyorsun ama. Evet, aynen. Şimdi ikinci bir aşı yapacağız. Yine aynı gövde üzerine. Şu taze yerden yap istersen. Biri az açılgınlığı yaptım, birisini az şeyle yaparım. Tamam. Ama tam sulanmış şey, aşı
kendinden çart diye ayrılıyor bak. Ben aşıyı almadan kendi kendine aşıyı hallediyor. Bilmiyorum, aşağılarda varsa aşağılara yapayım. Öyle mi? Hı-hı. Ama orası sanki çok yok, kalın gibi geldi. Yok, kalın olsun. Şey olmaz. Avladığını gördüm ya yukarıda. Burada kavlayacağına inanıyorum. Su yürümüş çünkü. Aynen. Geçenki yağmurlar suyunu yürüttü. Geçen aşı yaptım, kavlamadı. Böyle sıkı oturtturdum hocam var ya. Çok güzel ya. Bunun şansı, tutmama şansı azalıyor. Şunun kopması şu bir önemi yok. Yok, onun şimdi yok. Şimdi o duracak. Onu koparmayacağız şimdi. Gözü var mı burada? Gözü belli. Var. Baksana. Evet. O onu açık koyuyorum mahsus. Burayı sıkı bağlıyorum yalnız. Evet. Fidan yeni dikildiyse hocam. Şey yapıyorsun. Her